İşte Abdülhamit bu tarihten itibaren inşaata başlamış, vakıa müttekahini harcından bu ve vuku bulacak bir muhasaraya mukavemet edebilecek bir tarzda tahkim için ve iradat devletin bir kısım mühimmeni bu beyhude inşaata sarf eylemiştir. Yaptırdığı ebniye meyanında dolma bahçe çırağan yaylıları gibi payidar bir kıymeti haiz ve saray tabirine mastık olmayacak hiçbir bina yoktur. Hepsi köşk, şale, pavyon tarzında binalardan bir de cihan nümada ibarettir. Hamidiye Camii ondan bida eden yıldız yaylasından Peşiktaş ve Ortaköy üzerine kadar aynen cisim parkı Abdülhamit kalın ve yüksek divarlarla alim harcından büsbütün ayırdığı gibi heyet mecmuasını da birbirinden kamilen ayrı uç muhtelif kısma taksim eylemiştir. Bu kale-i suretinin etraf arbaasında müteaddit kapıları var ise de bunlardan yalnız üç tanesi açık bulunurdu. Hamidiye Camii önünden geçence solda süferanın ve muteberen ecanibin selamlık resmini temaşalarına mahsus olan seddin alt tarafında kutluk kapı tesmiye olunan birinci kapı Sebahleyin talu şemsiyle beraber açılır. Akşam geç vakte hatta gece yarısına kadar açık dururdu. Paşalar, vekala, ecnebi vezara, saray memurin ve müstahdemini hasıl yıldız kerimin isteyen zevat hep
bu kapıdan geçerlerdi. Kapının ağzında askerden iki çifte nöbetçi durduğu gibi iç tarafında mutasıl olarak inşa edilmiş bir kalbe derununda gece gündüz tefnik çeri beklerdi. Tüfekçiler beklerdi. Şahsi serayca marif olanlar bu kapıdan serbestçe girip çıkardılar. Fakat yabancılar vizitlerini vermeye içeriye dühule müsaade verilince ya kadar onun için baspuk kıblede beklemeye mecbur idiler. Bugün zarfında toplanan karat vezirlerle kapıdan geçen sair zevatın esamesini mabeyn bir cetvel o akşam baş katip vasıtasıyla Abdülhamid'e takdim ederlerdi. Bu kapıdan sarayın birinci kısmı dahilinde girilir. Bu kısım dahilinde sağda cuma selamlığında hazır bulunan mesarifin muteberiye mahsus seda ile köşk ve büyük mabeyn dairesi solda mutbah hazine-i olarak tercüme odası başkatibin teşrifat nazırının daireleri matbaanın karşısında yaveran dairesi daha ileride harem ağalarının sertifikini Tahir Paşa'nın dairesi vardır. Bu devairden hususi bir kapı ile ikinci kısma geçilebilirse de bu kapıdan Paşa'dan başka hiç kimse geçemezdi. Kutluk kapının üst tarafındaki mesnu ve yıldızlarla mezin kapıya saltanat kapısı denilip yalnız hünkâr dışarıya çıkacağı zaman açılırdı. Bu kapıdan Yıldız Sarayı'nın birinci kısmı dahilinde girilir. Bu kısım taş bahçe denilen ikinci kısma geniş bir medhal ile müteselsildir. Süfera
Papulana mahsus olan Çit Kısriye'de bu birinci kısım dahilindedir. Sarayın üçüncü kapısı Hamidiye Camii önünden yukarıya doğru çıkılırken karşıya gelen harem veyahut valide kapısıdır. Bu kapıdan yalnız harem takımı girip çıkardı. İçeriye girildiği zaman sağ taraftan ikinci kısmı teşkil eden taş bahçeye, sol taraf sapıldıkta saray Hümayun'a, yani Abdülhamid'in daire-i hasusiyesiyle hareme gidilir. Daire madar 9 10 metre irtifaında divar ile muhat olan bu kısım dahilinde İngiliz esvelinde bahçeler, havuzlar, sayedar hayabanlar, köşkler, fabrikalar, karahollar ve ahurlar vardır. Abdülhamid ziyarete gelen ecnebi prenslerle mülakat veya ziyafet med'u bulunan zevata dahi harem kapısından girerlerdi. Bu ikinci, üçüncü kapılar dahi birinci kapı gibi harcan çifte neticeler de halen tefnikçilerle muhafaza, tüfekçilerle muhafaza edilmekteydi. Tüfekçiler sivil elbise giyer fakat İstanbullilerinin altında büyük çaplı bir revolver ile bir kama bulunurdu. Bundan başka yıldızın muhafazası için etrafa erbağasında cem'an 15 bin asker istiab edecek kışlalar yapılmıştır. Her harem kapısından içeriye girilince karşıya evvelkinden daha yüksek ve daha kalın bir divar gelir. İşte Abdülhamid'in ve hareminin asıl ikametgahlarını intizar aleminden bu divar setir eder.
Yıldızın iç bahçesi bu divarın arkasındadır. Taş bahçe şarpen orta köy muhtela cenuben çırağan mahallesi ve graben sahrınca bek yokuşla muhat olup derununda iki cisim havuz çadırı köşkü Malta köşkü yeni köşk Acem köşkü Şale köşkü Talim Hane köşkü namelerinde müteferrik altı köşk Çini fabrikası İstanbul Amire Hezarı Hanesi Hane Hazar Hane Meranius Brangos Hane Tavukluk Kökürcün Güvercinlik Bağ Ya Meyve Bahçesi Müt'addet limonluklar ve capca matruh bahçeler vardı. Aksam sairesi ormanlıktır. Bu parka Beşiktaş Orta Köy yolu üzerindeki Mecidiye kapısından girilip Fikir Uçsim Fener Ev Cisim İğaçları arasında meşgul hayalet olduğu halde yavaş yavaş yukarı çıkılacak olursa insan kendisini başka orta perende vesağlı sollu iki tepenin ortasında bulur. Bu tepelerin teşkil ettiği boğaz 150 metre tavlında ve 10 ile 30 metre arzında bir havuza tahvil edilmiştir. Dere havuzu tabir olunan bu havuzun etrafı daire, medar, çiçek tarlarıyla mızın idi. Havuzun tarafındaki sertlerde bir az daha ileride bağ ve meyve bahçeleri vücuda getirilmiştir. Sağ taraftaki tepeye çıkılacak olursa cisim ve
keşif ağaçları zil samati altında kirinmiş eski bir köşk görülür. Burası Sultan Murad'ın bir müddet mahpus kaldığı Malta Köşkü'dür.